Bu kayıttan daha iyi faydalanmak için lütfen kulaklık ile dinleyin. Merhaba, ben Erdem Taşkın Su. Koşluk sistemimin küçük bir parçası olan yönlendirmeli meditatif tekniğine hoş geldiniz. Öz değerinizi ve kendinize verdiğiniz değeri arttırmak için hazırlanmış olan bu kaydı dinledikten sonra kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Farkındalığınız artmış, tazelenmiş ve güçlenmiş bulacaksınız. Şimdi rahatsız edilmeyeceğiniz bir yere geçin. Sesime konsantre olun. Sesim sizi her saniye daha fazla gevşetecek ve olumlamalar için zemin hazırlayacaktır. Bedenimizi gevşeteceğiz ve olumlamalara başlayacağız. Etkinin daha fazla artması için size sen diye hitap edeceğim. Şimdi uygun bir pozisyon alın ve rahat bir yere geçin. Şimdi derin bir nefes alıyorsun ve nefesini bırakırken kendini de rahat bırakıyorsun. Ayaklarını serbestçe uzat. Ellerini rahatça kenarlara koy. Ellerini hisset. Hafifçe gözlerini kapat. Yumuşakça, nazikçe kendini gevşetmeye başlıyorsun. Kendini gevşek bırak. Tüm endişelerinin nefesinle birlikte çıkmasına izin ver. Sal içindeki sıkıntıları şu anda, zamanın şu anında. Sanki zaman durdu. Bu zaman sadece senin için. Hiçbir şey sorun değil. Artık düğmeyi kapattık ve düşünceler uçtu gitti. Ve tamamıyla rahatlayabilirsin. Artık daha rahat hissetmeye başladın. Daha rahat, daha gevşek. Aklına gelen sorunları, düşünceleri ve sıkıntıları salıyorsun. Onları sevgiyle gönderiyorsun. Gereksiz, olumsuz düşüncelerle savaşmana gerek yok. Onlar kendiliğinden kayıp gidecekler. Uçuşacaklar, buharlaşacaklar ve yok olacaklar. Şimdi nefes alıyorsun, ciğerlerini taze hava ile dolduruyorsun ve bu soluğunu bırakırken daha fazla gevşiyorsun. Her nefeste biraz daha ve yavaş, yavaş nefesini sakinleştirirken her an daha fazla gevşeme hissedeceksin, daha fazla gevşeyeceksin, daha fazla rahatlayacaksın. Tüm bedeninin oturduğun koltuğa ya da yattığın yere daha fazla gömüldüğünü hissedeceksin. Ve tüm bedeninin ne kadar gevşediğini fark edeceksin. Tepeden tırnağa, başının tepesinden ayak parmaklarının ucuna kadar. Göz kapaklarını hissediyorsun. Çok tatlı bir ağırlık oturmuş durumda ve gevşiyor. Yüz kasların gevşiyor ve gittikçe daha derine doğru sürükleniyorsun ve daha derinlere doğru gidiyorsun ve daha fazla gevşiyorsun. Ve söylediğim her kelimeden sonra daha fazla gevşiyorsun. Ve bu gevşeklik dalgası boynuna ve çenene doğru yayılıyor. Kollarına doğru dalga dalga yayılıyor. Ve şimdi tüm bedenin daha gevşek ve rahat. Ve şimdi zihnin olumlamaları daha iyi özümsemek için hazır halde sana söyleyeceğim olumlamaları benden sonra içinden tekrar ediyorsun ve hissediyorsun. Zayıflıklarımı anlıyorum ve kabul ediyorum. Çünkü güçlü yanlarımın tadına varıyorum ve kutluyorum. Her insanda ve bende de doğuştan var olan değerimin önemini fark ediyorum.
Hata yaptığım zaman kendime iyi davranıyorum ve hatalarımdan öğrendiğim derslere odaklanıyorum. Kendime iyi davrandıkça olası hatalardan da kaçınabilirim. Kim olduğum, nereli olduğum, nasıl bir yol izlediğim önemli değil. Ne yaptığım ya da yapmadığım, ne söylediğim ya da ne söylemediğim, ne düşünüp ne düşünmediğim de önemli değil. Bugün, şu anda benim olumlu yönlerim var. Bunların varlığını bilmek ve benimsemek benim öz saygımı geliştiriyor. Ve ben değerliyim. Eğer bir görev doğrudan benim sorumluluğum değilse, onu yapmak zorunda değilim. Sırf başka birisi kendini iyi hissetsin diye kendimi kötü hissetmeyi reddediyorum. Başka insanların başarıları ve özellikleri onların benden daha saygıdeğer ve değerli oldukları anlamına gelmez. Başka insanların ünvanları, eşyaları, sahip oldukları maddi varlıklar onların benden daha değerli oldukları anlamına gelmez. Ben her halimle değerliyim. İnsan olarak, bir can olarak değerliyim. Her türlü hatayı bir öğrenme deneyimi olarak görüyorum. Doğru da yapsam, yanlış da yapsam, ben her zaman değerliyim. Olumlu yönlerimi fark ediyorum ve kabul ediyorum. Geliştirmem gereken yönlerimi de fark ediyorum. Eleştiriye açığım, biri eleştirmeye çalıştığında ya da yargılamaya çalıştığında rahatım. Yıkıcı bir eleştiri ya da yargılama benimle ilgili bir sorun değil. Karşı tarafla ilgili olduğunu biliyorum. Öğreneceğim bir şey yoksa o eleştiriden, o eleştiriyi önemsemeyi bırakıyorum. Ailemden aldığım negatif inançları ve sözleri bırakmaya karar verebilirim. Toplumdan aldığım her iletiye ve negatif inançlara inanmak zorunda değilim. Bugün kendim hakkında nasıl hissettiğim, kendime söylediğim sözler ile kısmen ilişkilidir. Bu sözler kendimi iyi ya da kötü hissetmeme neden olur. Bu sözleri tanımladığımda, araştırdığımda ve değerlendirdiğimde hangilerini benimseyip benimsememeye karar verebilirim. Kendi öz saygımı geliştirmek ve kendi değerimi güçlendirmek için içimde kendime olumlu cümleler kurabilirim. Sağlıklı bir öz saygı geliştirmek için kendi kendime söyleyeceğim sözcüklerimi seçebilirim. Olumlu sözcükler kurabilirim. Ben dünyaya gelmiş her insan gibi, ben de doğuştan değerliyim gibi. İnsanlara iyi görünmek için çabalamayı bırakıyorum. Öz saygının insanlara karşı iyi görünmeye çalışmakla ilgili olmadığını biliyorum. Ben zaten iyi bir insan olduğumu biliyorum. Bir insanın sahip oldukları onun değerinin bir göstergesi değildir. İnsanlara gereksiz fedakarlık yapmama gerek yok. İnsanlara gerektiğinde hayır diyebilecek güçlü hissediyorum kendimi. Başkalarının onayı ile değil, kendi kendime verdiğim onay ile değerli hissetmeyi seçiyorum. Başkalarının takdirine ihtiyacım yok. Ben kendimi kutluyorum. Sırf iyi görünmek, başkalarına yaranmak için insanların benden beklentilerini karşılamaya gerek duymuyorum. Gerçekten içimden istediğim durumlarda evet diyebiliyorum. Ama gerçekten istemediğim durumlarda, özümün istemediği anlarda sevgi ya da değer almak için fedakarlık yapmayı bırakıyorum. İnsanlara yaranmak için kendime hayır demeyi bırakıyorum. Kendime evet diyorum. Kimseye kendimi savunmak zorunda değilim.
Ben değerliyim. Düşüncelerim değerli. Kendim olduğum gibi kabul ediyorum. Benim fikirlerim de herkesinkiler kadar önemlidir. Kendim için ne kadar çok şey yapmayı öğrenirsem, hayatımın kontrolünü o kadar ele geçiririm. Ben yaptıklarım veya sahip olduklarım için değil, var olduğum için değerliyim. Suçluluk duygusunun bana yardımcı olmadığını biliyorum. Başkalarının davranışları yüzünden kendimi suçlamayı bırakıyorum. Yanlış seçimler yapmış olabilirim. Kendimi de yargılamayı bırakıyorum. Çünkü yanlışlarımdan öğrendiklerimi fark ediyorum. Başkalarından onay almak ya da sevgi kazanmak için özümün istemediği şeyler yapmayı bırakıyorum. Ben onayı kendimden alıyorum ve kendimi seviyorum. Farklılıklarımı fark ediyorum. Özgünlüğümü görüyorum. Herkes kadar eşitim. Herkes gibi aynıyım. Ama bir o kadar da farklıyım. Ben değerliyim ve farklılıklarımı fark ediyorum. Kendi özüme evet diyorum. İsteklerim, düşüncelerim, duygularım benim için kutsal. Kendi özüme saygılı davranıyorum. Kendi benimi ortaya koymanın bencillik olmadığının farkındayım. Benimi ortaya koymanın kendi gücümü ortaya koymak olduğunu biliyorum. Öncelikle ben demenin sadece ben demek olmadığını biliyorum. Bencillik olmadığını biliyorum. Kendi hissettiğimi gerçeklerin ışığında net bir şekilde ifade ediyorum. Herkesi ya da başka insanları memnun etmek zorunda değilim. Öncelikle kendimi memnun etmenin bilincindeyim. Çünkü ben mutlu olmadan başkasına da faydam dokunmayacağını biliyorum. Kendimi tüketerek bir başkasına vermeye son veriyorum. Kendi özüme saygı duyarak, çoğalarak özveriyle veriyorum. Sevgi dilenciliği ya da değer almak için, yaranmak için fedakarlık yaparak değil. Benliğimin sesini duyuyorum. İyi bir iş yaptığımı kabul etmemde bir sakınca olmadığını biliyorum. İyi olduğum noktalarımı görüyorum. Yalnızca kendi tavrımı değiştirerek pek çok önemsiz problemi hayatımdan uzaklaştırabilirim. Ben başka birisinden ne daha az ne de daha fazla önemliyim. Benim ihtiyaçlarım da herkesinkiler kadar önemlidir. Diğerleri hakkında olumsuz düşüncelerim onlardan çok bana zarar verir. Olumlu düşünmeyi seçiyorum. Problemlerimi en iyi ben çözebilirim. En iyisi diğer insanlardan çok kendime güvenmektir. Diğer insanların haklarına saygı duyduğum sürece tercih ettiğim gibi yaşamak benim en doğal hakkımdır. Ben kendimi seviyorum, değer veriyorum ve kendimi onaylıyorum. Olumlu düşüncelerle kendi zihnimi dolduruyorum. Hatalarımı, doğrularımı, her şeyiyle şartsız, koşulsuz, maskesiz kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Ben değerliyim. Şimdi derin bir nefes alıyorsun ve nefesini bırakıyorsun. Rahat ve gevşek. Ve ben sıfır dediğimde gözlerini açıyorsun. Daha farkındalıklı ve zinde hissediyorsun kendini. 5. Her geçen gün her yönden kendime verdiğim değer artıyor. 4. Kendi isteklerimi, taleplerimi önemsiyorum. 3. Gerçekten istediğim durumlara evet. 2. İstemediğim durumlara hayır diyorum.
1. Ben kendimi seviyorum. Ve 0. Özdeğerlilik, özsaygı ve kendine değer vermek ile ilgili hazırladığım bazı olumlama örneklerini dinlediniz. Yönlendirmeli meditatif olumlama tekniği, koçluk sürecinde danışanlarımla paylaştığım çalışmalardan sadece biridir. Meditatif uygulama, altta yatan kök inanca ve isme göre hazırlandığında, koçluk sürecinde teknikleri pekiştirici bir rol oynar. Daha iyi bir etki için bu olumlamaları 21 gün boyunca dinleyebilirsiniz. Yeni gelecek meditasyondan haberiniz olması için kanalımıza katılabilirsiniz.